El-Kaide bir terör örgütü mü? Bir terör örgütü. Niye? Çünkü ikiz kulelerin vurulması hadisesi. İşte yani terör saldırısı yapıyorsun uçaklarla, burayı vuruyorsun. Ha, o arka planda tartışılıyor. Yaptı, yapmadı, Amerika kendi yaptı. Onlar ayrı şeyler. Bilindik hikayeden bahsediyor. Şimdi ikiz kuleleri vuran El-Kaide terör örgütü. Öyle değil mi? Aynı şehirde Birleşmiş Milletler binası var değil mi, New York'ta? Mesela İsrail'in soru şu. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler karargahına tanklarıyla girmesini bırakalım. Birleşmiş Milletler genel merkezini uçakla vurduğunu düşünelim. Yani aynı şey değil mi? Birleşmiş Milletler'in karargahına tanklarla giren bir ülke Birleşmiş Milletler'in genel merkezini, o binayı vursa, bunu vuran onu da vurabilir. Öyle değil mi? O zaman şimdi nasıl değerlendirecek dünya bunu? Yani bu yaptığın zaten az önce söylediğim gibi 1949 Cenevre Sözleşmesi'ne göre Birleşmiş Milletler'in fiziki müdahalesini gerektirir. Yani onun başındaki Amerika, Avrupa, Rusya, Çin toplanacak. Sen benim 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturduğum binaya vurdun. Bunun bedelini öde demesi lazım ama yapmayacak bunu. Bunun yapılmayacağını biliyoruz. Bunun benzeri oldu. Bak demin sen bir şey söyledin, hani Amerika, İngiltere yönetiyor. Ben o görüşte olanlardan değilim. Ama bir şey söyleyeyim. İsrail 1970'lerde Amerikan gemisini de vurup batırdı bu bölgede. Doğru da bir şey olmadı Amerika. Yani. Ya kısmen yaptı ama onu yapanlara tabii bir bedeli İsrail oldu. İsrail 1925 ile 45 arasında İngiltere İngilizlerle çatıştı Orta Doğu'da. O da, tabii o zaman bir devletleri yok değil. Ama çatıştılar. Şey olarak söyle. Şimdi şöyle, yani Amerika ile İngiltere isterlerse istedikleri zaman İsrail'i durdurabilirler. Bu güçleri var. Ama bak bir şey, ben bazı şey notlarımı söyleyeyim. Şimdi düşman gözünden bakmak diye de bir şey var dedim ya. Bak şimdi İsrail'i hesaplara ve İsrail'i devlet yetkilileri var bir sürü. Bunların hepsi her gün açıklama yapıyor. Evet. Hares'te, Jerusalem Post'ta ve Twitter'da bunları yayınlıyorlar. Bak bunlar diyor ki, ben kendi notlarımı, bizim göre 4 tane hedefimiz var. Bunları vurmalıyız. Bunlar İran'da. Ve biz bunları bitirmeden bize bu Orta Doğu'da rahat yok. O yüzden de bedeli ne olursa olsun bir tek Yahudi de kalacaksa bunları bitirmeliyiz. Bir Hamas. Bunu diyor bitirmemiz lazım. İsrail nerede duracak onu anlatıyorsun. Evet. Şimdi bak, İsrail diyor ki biz diyor onu bitirdik diyor kendilerine göre. Evet. Bence bitmedi. Yahya Sinvar hayatta, Halit Meşal Katar'da hayatta. Ama her yerini vurduk diyor bilmem kendilerine göre. Bitirdiğini diyor. İki, Suriye. Orada da çünkü Hamas desteğini aldığını düşünüyor. Esad rejimini beğenmiyor. Orayı da düzenli olarak bombalıyor. Sürekli olarak bombalıyor. Sürekli olarak. Ya her gün vuruyor orayı düzenli olarak. İki, üç, Lübnan'daki Hizbullah. Orayı da işte güneyden girdi, Beyrut'a vurdu. Yani Nasrallah'ı da öldürdü, yerine geçeni de öldürdü. Başkaları, yani bir sürü kişi öldürdü orada. Masum çok da kişi öldürdü. Kendine göre düşman bellediklerini de öldü. Orayı da dört Husiler. Orayı da hatırlarsan ben burada düzen orayı da vuracağını hep söylüyordum. Nitekim vurdu da orayı. Orayı da diyor. Geriye ne kalıyor? İran. Yani çünkü bunların hepsi İran'ın proksisi, vekili. Ha İran'la kalkıp da bir savaş açacak hali yok. Bunu bölge ülkeleri de Amerika'da, Avrupa'da isteyecek durumda değil. Çünkü öyle bir durumda Rusya'da müdahale eder, başkası da müdahale eder. Dolayısıyla da çık. Ama bu dört hedefe İsrail düzenli olarak gidiyor. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bak Batı'dan nasıl destek aldığını söyleyeyim. Şimdi Amerika vuruyor, şey İsrail vuruyor. Amerika diyor ki ya bunu yapmasan iyi olur. Ateşkes lazım. Ama öte yandan mesela Dışişleri Bakanı çıkıyor, Antony Sullivan. Biz şey pardon Antony Blinken. Biz diyor Hizbullah'la olan mücadeleyi destekliyoruz da diyor. Değil mi? Ya yani iki hafta önce Hizbullah vurmaya başladığında destekliyor. Husiler destekliyoruz diyor. Bakın Hamas bitmelidir de diyor. Yani Amerika bir yandan ya barış olsun, bilmem iki devletli çözüm olsun, bu dursun diyor. Ama bir yandan da Hizbullah'ı vuruyor. Biz Hizbullah'la mücadelesini destekliyoruz da dur, diyor. Dur, dur. Niye dur? Bir son dakika gelişmesi var. Çok enteresan. Kerem attı. Şimdi hemen okuyayım. Lübnan'da Binyamina semti yakınlarında benzeri görülmemiş bir drone saldırısı sonucu 40 kişi yaralandı. 4 kişinin durumu kritik. Bu son dakika şimdi oluyor. Evet. 3 İHA İsrail'e doğru fırlatılıyor. Ancak İHA'lardan biri İsrail'in derinliklerine nüfuz ederek Binyamina bölgesine düşüyor. Hiçbir alan etkileştirilmiyor. Yaralılardan 4 kişinin kritik, 5 kişinin ağır, 14 kişinin ise orta derecede yaralı olduğu bildiriliyor. Yaralıların 3'ü helikopterlerle Sheba Tıp Merkezi'ne, ikisi ise Rambam Tıp Merkezi'ne kaldırılıyor. İsrail yetkililer sirenlerin neden devreye girmediğini araştırıyorlar. Evet. Şimdi 28 yaralı ise ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Ali Burak Darıcalı Hoca'nın söylediği
şey, yani İsrail'in de kayıp verdiğini doğrulayan bir şey. Ben İran o hipersonik füzeleri atıp, ki demir kubbe hipersoniğe çok işlemiyor. Burada hatırlarsan Rocky örneğini vermiştim. Hani Rocky Ivan Drago'yla kavga şey yapıyor Rocky 4'te. Hiç onu 7-8 round burnu bile kanamıyor. En son 7. roundda Rocky 2 yumruk atınca o hocası diyor ya, ya bu demirin de, demirden adamın da diyor çekilen burnu kanıyormuş. İran İsrail'in burnu kanattı. Ya o saldırılarla Nevatim hava üssünü vurdu. Evet. 5 tane F-35 uçağını parçaladı. Mossad'ın bir üssünü vurdu. Yani burnunu kanattı ve tek Müslüman ülkedir İran. İsrail'e zarar veren, onu da söyleyeyim. Ama şu da var. Şimdi bu saldırılarda biliyoruz ki Hizbullah, yani bir kere hava gücün yok. Ya adamın, bakın dünya tarihinde yoktur bu. 172 uçak kaldıran tek ülkedir Amerika'dan sonra. Tabii. Bunu bakın şimdi. Tabii. Yani ben olaylara Atatürk gibi bakıyorum. Enver Paşa gibi değil. Yani haddimi biliyorum. Şimdi karşımdakinin de gücünü görüyorum. Ya adam 70 vuruyor bu. Tamam, İsrail ona, İran ona bir şey yapıyor ama onun verdiği zarar işte taş devrine döndürüyor Orta Doğu'yu yani. Bakın deminki o dediğin şeye de bir itirazım var değil mi? Bak Nick Starmer, İngiltere Başbakanı, bir silah ambargosu koydu. Böyle bir baskı gördü ki Amerika'nın devletinden, hemen kaldırdı onu. Dikkat bak. Yani İngiliz mesela, bu Starmer vicdanlı bir adama benziyor. Meloni de öyle. Yani bu tür konular için söylüyorum. Mesela Macron da öyle. Silah ambargosu, bir baskı gördü Amerika'dan. İşte vergi koyarız dedi. Silahları keseriz dedi. Seni NATO'ya karşı korumayız dedi. Ruslara karşı. Bir korkuttu. Hemen kaldırdılar. Şimdi dolayısıyla yani bu ekonomik güç olarak, askeri güç olarak gelmezse gelir. Şuna da tamamlayayım. Şimdi gerçekçi olmak diye. Şimdi geliyorum hocam. 50 sene sonra, 100 sene sonra işler değişir. Hani Brzezinski'nin stratejik vizyon kitabında 2071'e kadar şey değişmez deniyor. Tabii ki 2100'de ne olacağını bilmiyoruz orayı. Ama yakın gelecek, 10 yıl, 20 yıl. Hani ben Frankfurt'ta 2004'te bizim Türkler Almanya batıyor. 20 senedir ihracatı ya. 1 trilyon 300 milyar dolar oldu. Şimdi gerçekçi bakmakla hayal. Tabii ki İsrail bir gün bu yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Elbette ödeyecek. Ya da Batı da katliamları, Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürdü ya. Yani bölgede yaptıklarının, Afganistan'da yaptıklarının haddi hesabı, bunlar insanlık suçudur. 1 milyon kişi aslında soykırımdır, ama güçlü olduğu zaman hesap soramıyorsun. Ama şunu da görelim. Senin 55 Müslüman ülke olarak toplam ürettiğin katma değer Almanya'nın %80'i ediyor. Yani iki, tamam. Elindeki silah gücün, para gücün. Bak Nvidia diye yapay hocam yani şey dedi. Ya, bak şimdi ya, Nvidia diye bir şirket çıktı. Amazon'u geçti, bir ara düştü. Bak 2 trilyon dolara geldi. Kimin o? Amerikalıların, Nvidia, yapay zeka. Şimdi Çin sadece Amerika'nın yaptığını kopyalayarak bir yere gidiyor. Asgari şey Amerika'nın 4'te. Ha bu 50 sene sonra değişir. 60 sene sonra değişir. Ama bugünkü dünya gerçekliğinde bir şey daha söyleyeyim. Bakın Türkiye'den bazen ben de Amerika'nın burnunun sürtülmesinden yanayım. İran, İsrail'de tabii ki Müslüman'dan yanayım. Hiç şey yok. Ama bir şey söyleyeyim. Mesela bizim borcumuz var değil mi? 500 milyar dolar dış borcumuz var. 1 trilyon 200 milyar, milyar dolar da milli gelir. Bizim borcumuz kime Faruk, borçlarımız? Biz kimden borç alıyoruz? Kimden? Batılılardan. Batılı. Ya bizim doğuya hiç borcumuz yok mesela. Biz mesela İspanyol bankalarına, Fransa mesela 2 hafta önce 2,5 milyar dolar borç aldık Fransızlardan. Ya biz, çünkü doğuda para yok ki, onların da parası orada. Yani bunu şey için söylüyorum. Hani Atatürk gibi, yani Enver Paşa da iyi, değil mi? Vatansever Müslüman Türk evladıydı ama üçte bir gitti topraklarımızın. Atatürk daha akıllı bir adamdı. Daha şeydi, haddini de biliyordu. İşte o yüzden de hani 50 sene sonra değişir. Ama bugünkü dünya gerçekliğinde öyle şeye gideyim dersen yani kötü ama biter. Senin, bak seninle şöyle de bir tartışma yapmıştık 7 Ekim'de. Bence bu hatalı. Çünkü gücü yok. Yani haklısın ama gücün yok. Yani 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı... Onu haklı da şunu söyleyeyim. Haklı. Ama şunu söyleyeyim bak. Bedel olarak ama bedel söyleyeyim. Demin ki bu burada şey. Ama şunu söyleyeyim bak, bak şimdi. 1967'den beri her gün geçeyim toprağını hocam. Tek cümle. Ha. Her gün toprağını alırlarsa. Haklı. Hayır, haklı olsun tartışmıyoruz. Ben o eylemi doğru şey. Çocuk yani sivil doğru buluyorum. Tabii ki siviller ölmesin ama o eylem doğru bir eylemdir. Çünkü her gün toprağını gıdım gıdım alıyordu. Orada bir şey, ama şunu söyleyeyim hani Mossad, orada Mossad'ın ağır başarısızlığıdır. Öyle kasıtlı izin verdiler. Yok öyle bir şey. Sürpriz faktörü vardır istihbaratta. Ben öyle de düşünüyorum. Yok yok. Hamas normal bir eylem değil. 4 tane generalin, 3 düzey Mossad yetkililerin ve 1200 vatandaşını öyle feda edemezsin. Öyle bilindik olay olmaz o.
Öyle vallahi bir şey bütün haritayı da değiştireceğim diyen biri bence her şeyi bekliyor. Haritayı yapalım değiştirecek, ona şimdi da emin değilim. Yok, iddiası o. Olabilir ama Lübnan ve İran birlikte konuşalım. Şimdi